Değerli arkadaşlar, merhabalar. Bu analizimizde yabancı takas oranı üzerinde duracağız. Zira son günlerde sanıyorum ki birçok yerde okumaktasınız ki veya birçok analizde karşılaşmaktasınız ki yabancı takas oranı artıyor şeklinde. Evet, yabancı takas oranının artıyor olmasını nasıl okumak lazım? Gerçekten yabancı takas oranı artıyor mu? Ve bu hususta dikkat edilmesi gereken önemli detayları sizlere reel ve canlı veriler eşliğinde izah etmeye çalışacağım. Evet, bildiğiniz üzere takas analizi hisse senedi piyasasında çok büyük bir önem taşımaktadır. Yatırımcıların ne yaptıkları veya yapmadıkları o hissenin akıbeti hakkında önemli fikirler verebilmekte. Elbette ki bizim ülkemizde olduğu gibi yabancının çok ciddi şekilde söz sahibi olduğu, %65'ler civarında söz sahibi olduğu bir piyasa içinde yabancı yatırımcıların ne yaptıkları veya yapmadıkları bizim için önemlidir. Onların alımları ve satımları elbette ki endeksimiz üzerinde ciddi etkiler yaratabiliyor. Nitekim en yakın tarih itibariyle hatırlayınız lütfen, Christmas tatili sürecinde, Noel tatili sürecinde yabancıların bir hafta civarında ortalıkta görünmedikleri bir süreçte neredeyse çok düşük bir işlem hacmiyle borsanın yerinde saydığını veya küçük hareketlerin yaşandığına tanık olduk. Evet değerli arkadaşlar, şu anda görmekte olduğumuz tablomuz itibariyle öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bu analize ben 2 gün önce başlamıştım. Ancak tabloların hazırlanması ve şekillendirilmesi biraz zaman aldığı için bir hamlede, bir nefeste bitiremedim. Şu anki görmüş olduğunuz tablo ayın 7'sini ifade ediyor. 2 gün önce ifade ediyor. O tarihki verileri ifade ediyor. 7 Ocak tarihi itibariyle seans kapanışı sonrasında Matrix verileri itibariyle yabancı takas oranını %65,26 olarak görmekteyiz arkadaşlar. Ve şurada görmekte olduğunuz gibi şu bölgeden itibaren yaklaşık 3-4 aylık bir süreçte, yani bu bölge endeksin dip yaptığı dönemlerde, bu seviyeden itibaren kararlı bir yükselişin oluştuğunu ve özellikle son 3-4 hafta içerisinde bu yükselişin bir ivme kazanmak suretiyle %65,26'lar seviyesine ulaştığını görüyoruz. %65,26 seviyesinin anlamı nedir arkadaşlar? Bunun anlamı şu. Şurada görmekte olduğunuz, bakınız şu bar görmekte olduğunuz üzere 12 Şubat 2018 tarihini ifade ediyor ve bu tarihte de yabancı takas oranı %65,26'ymış. Yani biz yabancı takas oranı seviyesi bakımından Şubat 2018 yılına veya ayına, tarihine geri dönmüş durumundayız. Peki, şurada gördüğünüz gibi oldukça sert bir düşüş yaşanıyor ve arkasından da bir yükseliş başlıyor. %61,5 seviyelerine kadar bir gerileme yaşanmış. Peki arkadaşlar, madem ki Şubat 2018 dönemlerine geldik, acaba endeks bazında da, endeksin değeri bazında da Şubat 12 Şubat 2018 tarihindeki seviyelerde miyiz, yoksa farklı bir konumda mıyız? Elbette ki Şubat 2018 itibariyle baktığımız zaman endeksin, evet, Şubat 2018 tarihi itibariyle baktığımız zaman endeks 116.511. 12 Şubat tarihi itibariyle endeksin değeri, seviyesi 116.500'müş. Ancak biz şu an nerelerdeyiz? 90.000 seviyelerindeyiz. Ama bir gerçek var ki yabancı takas oranı henüz aynı seviyede, bu iki tarih arasında aynı seviyede olmasına rağmen endeksin oldukça geride olduğunu fark ediyoruz. Peki, şimdi yabancı takas oranıyla BIST 100'ün, yani endeksin dengesini karşılaştırmaya çalışalım ve bu tezat gibi görünen kavramı bir şekilde olgunlaştırmaya gayret edelim. Arkadaşlar, Kasım 2016 itibariyle yabancı takas oranı %62'ler civarındaymış. Şu bölge gördüğünüz gibi. Ama hemen şunu açıklamak istiyorum. Beyaz bölge veya gri bölge veya beyaz çizgilerin sınırlamış olduğu bölge yabancı takas oranını ifade etmekte. Yeşil ve kırmızı barlar ise bildiğiniz gibi endeksi temsil ediyor ve bu bir haftalık grafiktir. Her çubuk bir haftayı temsil ediyor. Evet, Kasım 2016 itibariyle, Kasım sonları itibariyle endeks 72 bin 75 bin bölgesi arasında gidip geliyorken yabancı takasında hızlı bir ivmelenme başlamış. Yani %62'ler civarındaymış o tarihte yabancı takası ve
hızlı bir ivmelenme yaşamaya başlıyor. Kasım 2016'nın sonlarına doğru. Biliyorsunuz 2017'yi çok iyi geçirmişti. Ve bu süre içerisinde yabancı takas oranında çok net bir artış yaşanıyor. Ve bu artış paralelinde gördüğünüz gibi yabancı takas oranı %66.08 seviyesine, yani %4 civarında önemli bir artış yaşıyor. Ve endeks 110 bin seviyelerine ulaşıyor. Evet. Ve arkasından yabancı takas oranında bir azalma yaşanıyor. Ama buna rağmen endeksin de tekrardan bir yukarı eğilim içerisine girdiğine tanık oluyoruz. Şimdi burada da bir tezatlık göreceksiniz. Bunu da biraz sonra size daha farklı bir yaklaşımla anlatmaya çalışacağım. Önemli olan nokta arkadaşlar, bu tabloda okumamız gereken nokta, yabancı takasının artmasıyla birlikte endekste de bir hareketlilik yaşanabiliyor. Şurada görmekte olduğunuz gibi. Ve yine yabancı takasının azalmasıyla birlikte endekste bir gerileme yaşanabiliyor. Şu bölgeyi de birazdan size arz edeceğim. Çünkü esas önemli nokta bu olacak. Çünkü grafiği dikkatli bir şekilde inceliyor iseniz burada hemen akla şu soru gelecek. Endeks düşüyor veya yerinde sayıyor ama yabancı takasında ciddi bir artış var. Bu noktaya birazdan geleceğim. Şimdi değerli arkadaşlar, konuya bir de dolar bazında bakmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü TL bazında baktığımız zaman dolar TL'deki kur farklılığı, TL'nin değer kaybı doğal olarak yabancıların Türk hisse senetleri piyasalarına bakış açısını da değiştiren bir faktördür. Bu nedenle daha doğru ve daha mantıklı bakış açısının ve bize daha doğru verileri ve sonuçları sağlayacak olan bakış açısının dolar bazında bakmak olduğunu düşünüyorum. Ve yine buradaki beyaz çizgilerim ve şuradaki gri bölgem yabancı takasını temsil etmekte. Üstteki ise endeksi temsil ediyor. Şu bölge arkadaşlar 2010 yılı. Bu bölgenin gerisine baktığımız zaman, yani 2003'ler, 2004'lerden itibaren yabancının Türk hisse senetlerine daha çok ilgi göstermeye başladığı bir süreçte yabancı pozisyonlarının endeksin önünde hareket ettiğini görüyoruz. Bakınız, şu noktaya kadar sürekli olarak beyaz çizgi endeksi temsil eden barların üzerinde. Burada ciddi alımlar yaşanmış ve pozisyonları oldukça artmış ve yabancı takas oranı %72,5 seviyelerine ulaşmıştı o dönemler itibariyle ve endekste tabii ki 5 sentlere ulaşmıştı. Tabii o zaman dolar kurumuzun da bir seviyesinin bile aşağısında olduğunu hatırlatmakta yarar var. Ne zaman ki dolar TL'deki değersizleşme, TL'nin dolar karşısında değer kaybındaki tablonun hız kazanmasıyla birlikte yabancı takasında şurada görmekte olduğunuz gibi bir azalma eğilimi başlamış. Bakınız 2010 yılından itibaren, şu bölgeden itibaren şurada bir tab yapıyor ve ardından bir azalma başlıyor. Ve şu noktalardan itibaren ise yabancı takas oranı eğrisinin endeksin aşağısına geldiğini görüyoruz. Dolar bazındaki görüntü itibariyle. Ve arkadaşlar 2010 yılından bugüne kadar hep yabancı takas pozisyonu endeksin gerisinde kalmış. Yani endeksi kimi zaman desteklemiş ama çoğunlukla gerisinde kalmış. Dolayısıyla buradan anlayacağımız durum şudur ki yabancının çok çok olağanüstü bir ilgisi mevcut değil. Yabancı geçmiş dönemlerde, yani şu dönemlerde önemli pozisyonlar almış ama son 7-8 yıl içerisinde yabancının çok uzun vadeli bir bakış açısının olmadığını ve çok ciddi ve çok büyük miktarlarda bir alım ilgisi göstermek suretiyle dolar bazındaki pozisyonunu artırmadığını ve şu bölgenin, yani endeks eğrilerinin üzerine çıkamadığını görmekteyiz. Evet, affedersiniz. Bu açıklamaların sonucu olarak ise ortaya hangi sonuçlar çıkmakta? Yabancı takas oranının artıyor olması endeks adına olumlu bir gelişmedir. Hay, normal koşullar altında bunu olumlu bir gelişme olarak kabul edebiliriz. Aynen bugünlerde olduğu gibi bugünlerde de yabancı takas oranında bir artış yaşanıyor. Buna olumsuz bir durum demek mümkün değil. Ama endeks neden yükselmiyor sorusunun cevabına biraz sonra geleceğiz. Ülke içi ve yurt dışı genel piyasa gelişmeleriyle birlikte temkinli bir bakış açısıyla bu veriyi izlememiz lazım.
yani yabancı takas oranı artıyor veya azalıyor diye derhal endeks adına çok olumlu ve veya çok olumsuz konuşmak mantıklı bir şey değildir. Çünkü yabancı takas oranının TL bazında artıyor olması aynı zamanda TL'nin değersizleşmesinin de bir sonucu olarak görülebilir. Zira düne kadar yabancı 1 dolarıyla atıyorum 100 lot alabiliyorsa bugün aynı miktardaki dolarıyla yine 1 dolarıyla veya 10 dolarıyla her neyse daha fazla miktarda hisse senedi alabiliyor. Zira endeks göreceli olarak da değer kaybetmiş olduğu için belki 100 yerine 150 adet alabilecek duruma gelmiştir. Aynen şu an içinde bulunduğumuz durumda olduğu gibi. Yabancının parası yani dolar değerlenmiştir. Endeks gerilemiştir. Ve bu bağlamda yabancının endekse çok ama çok daha fazla ilgi göstermesi beklenebilir. Çok ucuzladı diye. Ama ucuzun da ucuzu vardır mantığı. Veya her ucuz şey değerli midir veya alınacak zamanı mıdır şeklindeki yaklaşımları dikkate aldığımız zaman yabancının şu hesabı yaptığı sonucuna varmamız gerekiyor. Evet benim param var, benim param kıymetli, çok daha fazla senet alabilecek durumdayım ama ben bu ülkenin geleceğine güveniyor muyum? Önümüzdeki 3-5 ay, 6 ay, 8 ay sonrasındaki ekonomik durumu ne olacaktır? Ekonomik büyümesi sağlıklı bir şekilde gelişim gösteremeyen bir ülkeye çok ciddi miktarlarda yatırım yapmak ne kadar mantıklıdır gibi bir takım düşüncelerle Türkiye'nin ekonomik gidişatını dikkate alacak veya almak durumundadır ve alıyor da zaten. Zira 2010 yılından itibaren görülüyor ki biraz önce size göstermiştim 2010 yılı bölgesini dolar bazlı değerlendirmelerde yabancı takas oranında çok net bir artış mevcut değil. Yani yabancı ciddi şekilde alım yapıyor, çok büyük alımlar yapıyor gibi söylemlerin dolar bazlı grafikler bazında çok da anlamlı olmadığını görmekteyiz. Zira endeks TL bazında zirveler yapmış olabilir, 120 bin seviyelerine kadar ulaşmış olabilir ama biz TL bazlı zirveyi değil, gerçek bir analiz yapacak olursak dolar bazlı 5 cent zirvesini dikkate almak durumundayız ve bunun paralelinde yabancı takas oranı endeks 120 bin zirvesine ulaşmasına rağmen maalesef %72.38 seviyesindeki zirveye ulaşamamıştır. %66'lar civarında kalmıştır. %66-67 civarında kalmıştır. Yani arkadaşlar endeks TL bazında zirve görürken 120 binlere ulaşırken yabancı takas oranı maalesef zirve yapmamıştır. Önemli dikkat etmemiz gereken detaylar nedir arkadaşlar? Yabancı takas analizini inceleyecek olursak, yabancı takas oranında bir artıştan veyahut da düşüşten söz ediliyor ise, ilk evvela yabancı takas oranındaki değişimi dolar bazında dikkate almamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum ve endeks yükselirken yabancı takas oranında bir artış olması son derece normaldir ve de sağlıklı bir gelişmedir. Altını çiziyorum, hem endeks yükseliyor hem yabancı takas oranı artıyor. Son derece sağlıklı bir durumdur. Bir trendin varlığından veya bir trend dönüşümünün gerçekleşmiş olduğundan söz edebiliriz. Ancak endeks düşüyorken veya yerinde sayıyorken veya küçük dalgalanmalarla çok dar bir alanda bir sıkışıklık yaşıyorken yabancı takas oranında bir azalmanın yaşanması da anormal bir durum değildir. Zira buradaki mana şudur. Endeks düşüyor. Düşüşe yabancılar da, yabancı satışları da etkili olmuştur. Veya endeks belli bir noktaya sıkışmıştır. Bu alandaki al satlarla, trade işlemleriyle bir şekilde aşağıdan alıp 5-10 kademe yukarıdan satmak şeklinde pozisyon azaltmaya çalıştıklarını düşünebiliriz. Tehlikeli bir durumdur. Ancak esas önemli konu şudur arkadaşlar. Endeks yükselirken yabancı takasında bir gerileme yaşanıyorsa işte bu çok tehlikeli bir durumdur. Aynen bir hissede yükseliş varken para çıkışının yaşanıyor olmasındaki tablo gibi. Eğer bir hissede siz önemli bir yükseliş görmenize rağmen para çıkışında bir artış fark ediyorsanız bu durumda artık o hissenin zirve noktalarına yaklaşmış olduğu, o bölgenin yeterli bir seviye olduğunu düşünerek satış yapanların çok daha fazla sayıda olduğunu ve o hissenin yükselişine heves bağlayarak, umut bağlayarak da alıcıların geldiği için yükseliş yaşandığını
dikkate almalısınız ve bu para çıkışını negatif bir faktör olarak değerlendirip hisseyi çok yakından izlemeniz gerekir. Bu tarz hisselerde zaten para çıkışı 1-2 gün devam ettiği zaman önemli kar realizasyonları da yaşanabiliyor. Şimdi bizim konumuz yabancı takas oranı olduğuna göre endeksin yükselişi esnasında yabancı takasında bir gerileme yaşanıyorsa artık yabancı bu yükseliş modunda belli bir noktada endeksi tutmaya başlamıştır. Ana amacı almak değildir. Belki alıyor gibi görünür 3-5 kademe yukarıdan satar. Başka alıcıların gelmesini bekleyerek endeksi orada force etmeye çalışır. Ama ana niyeti satış yapmak ve de pozisyon azaltmaktır. Hemen birkaç slide gerisine dönerek bunu sizlere göstermeye çalışayım. Evet değerli arkadaşlar, bakınız şurada görmekte olduğunuz gibi, zirve bir noktaya ulaşmış durumdayız. Buralar yaklaşık endeksin 120 bin lira, yani şu bölge endeksin 120 bin lira ulaşmış olduğu bir nokta ve şu bölgede bir gerileme yaşanıyor ve bu gerileme yaşanmasına rağmen yine de bakınız endekste bir hareketlilik söz konusu. Endeks 120 bine yaklaştıkça burada tekrardan bir düşüş olmaya başlamış yabancı takas oranı tablosu itibariyle. Yani yabancı burada pozisyonunu azaltırken bir anlamda endeksi de belirli bir süre 117 bin 120 bin aralığında tutmak suretiyle sanki çok daha ilerilere gidecekmiş gibi bir mesaj vermeye çalışmıştı. Hatırlayınız endeksin 120 binli seviyelere ulaştığı günlerde endeksin 150 binlere, 160 binlere hatta 180 binlere kadar gideceği konuşuluyordu. Konuşulmaktan da öte iddia ediliyordu. Ama o tarihlerde sürekli olarak analizlerimde vurguladığım şuydu. Yabancı takas oranını gün gün yayınlamak kaydıyla bugün işte %0.6 oranında düştü. Şu gün yüzde şu kadar düştü. Bu hafta bu kadar düşüş yaşandı şeklindeki ikazlarımla yabancının pozisyon azalttığına sürekli olarak dikkat çekmeye çalışmıştım. İşte arkadaşlar bu noktadan hareketle şunu düşünmek durumundayız. Yabancı satmaya başlamış ve satış eğilimini birkaç gün boyunca art arda devam ettiriyorsa orada bir durup düşünmek gerekir. Niçin satıyor? Ve durup düşündüğümüz anda da endeksin de o anki seviyesine bakmak lazım. Eğer endeks yerinde saymasına rağmen yabancı takas oranında anlamlı bir gerileme söz konusu oluyorsa işte orada tereddütle temkinli bir şekilde piyasayı okumak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu durumun tam tersi olarak ise endeks şuralarda görmekte olduğunuz gibi bu bölgeye birazdan döneceğimi söylemiştim hatırlarsanız şu bölgelerde olduğu gibi bakınız bir düşüş eğilimi içerisinde 94-95 binler seviyesinde tutunamadı ve buralardan 90 bin aşağısına doğru bir sarkma yaşadı. Ama buna rağmen şu bölgede gördüğünüz gibi oldukça kararlı, hiçbir zikzak dahi yapmaksızın oldukça kararlı bir yükseliş görmekteyiz son 3-3,5 aylık bir süreç içerisinde. Bu durum bize şunu ifade ediyor arkadaşlar. Yabancı takasından, bakınız aynı zamanda endeksteki çubukların da üzerine çıkacak kadar, ne zaman çıkmıştı? 2010'larda çıkmıştı. Çıkacak kadar bir yükseliş eğiliminin söz konusu olduğunu görmekteyiz. Şimdi bu tabloya bakarak yabancının bu kadar sert ve kararlı alımlarını görüyoruz. Ama endeks yükselmiyor. Bu adamlar alıyorsa niçin yükselmiyor? Sorusu tabii ki aklınıza gelecektir. Sevgili arkadaşlar, işte bu nokta borsanın çok bilinmeyen bir denklem olduğu mevzusunu gündeme getiriyor. Borsada o kadar çok bilinmeyen, o kadar çok kafa karıştıran veya değişik faktörler vardır ki şu an içinde bulunduğumuz tablo gereği, şu an içinde bulunduğumuz dünya genelindeki hisse senetlerine veya ülke ekonomilerine olan güvensizlikler gereği bir rally başlatacak ortam mevcut değil. Yabancı bu miktardaki alımını yapmıştır, pozisyonunu artırmıştır. Ancak yabancı bugünden yarını düşünmüyor. Yabancı uygun bir zamanda alım yapar, yeri gelir 3 ay sonrasını bekler, yeri gelir 6 ay 8 ay sonrasını bekleyebilir. İşte küçük yatırımcının sabırsızlığı ve endeksin düşük olduğu noktalarda alım yapmaktan çekiniyor olmasındaki en büyük etken biz bugünden yarını veya ilk seans alalım, ikinci seans 7-8 kademe yukarıdan satalım veya bugün alalım hafta içerisinde %5-6 karla satalım.
gibi beklentiler içerisindeyiz. Ama onlar ciddi bir şekilde uygun zamanlarda kademeli alımlar yapmak kaydıyla stok yapıyorlar. Şu anda da 90 bin civarlarında ve 90 bin aşağısında alım yaptıklarını net olarak bu tablo itibariyle görüyoruz. Ancak endeks yükselmiyor. Evet, çünkü alımlarını çok fevri bir şekilde gerçekleştirmiyorlar. Kademeli bir şekilde düşük miktarlarda alım yapıyorlar ve bu alımlarını mümkün olduğu kadar aşağı seviyelerden almak şeklinde bir strateji uygulamaya çalışıyorlar. Ne zaman ki yeterli miktarda alım yaptıklarını düşünürlerse, bu 2 ay sonra olabilir, belki 15 gün sonra olabilir, belki de 3 ay sonra olabilir. Bunu bilmek mümkün değil. Ne zaman ki yeterli bir miktarda alıma ulaşırlarsa, işte o zaman düğmeye basacakları an için şunu bekleyecekler. Piyasada ve özellikle dünya piyasalarında veya gelişmekte olan piyasalarda uygun bir ortamın var olduğunu düşünerek düğmeye basmayı düşünecekler. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu yaklaşımlarımdan şöyle bir sonuç çıkaracaksınız. Demek ki endeks için önümüzdeki günlerde önemli bir yükseliş beklentisi var ki yabancı bu miktarda bir alım yaptı. Evet, ilk bakışta böyle düşünebiliriz. Endeks dolar bazında oldukça uygun ve ucuz seviyelere gelmiştir ve bu nedenle de endekste bir yükseliş beklentisi söz konusu olabilir. Doğrudur. Fakat endeksteki yükseliş beklentisinin olması demek, tekrar söylüyorum, 3 gün, 5 gün, 10 gün sonra bu yükselişin başlayacağı veya belki de 85 binler veya 84 binler civarına yönelik bir geri çekilme yaşandıktan sonra bu atağın başlayabileceği gibi ihtimaller kağıt üzerinde kesinlikle mevcuttur. Ama şunu bilmekte yarar görülüyor ki yabancının bu seviyelerde satış yapmak gibi bir niyeti yok ve yabancı bu seviyelerde alım yapmayı tercih ediyor. Alım yaparak pozisyonlarını artırmayı tercih ediyor. İşte sonucunu da burada görmektesiniz. Bu nedenle sabırlı olmak, bu kelimeyi hiç sevmiyorsunuz biliyorum ama bakınız, yabancının başarılı olmasındaki en büyük faktör uygun seviyelerden alım yapıp belli bir noktaya kadar beklemek şeklinde. Bu açıdan bakıldığı zaman ortamı ve konjonktürü çok iyi takip etmek kaydıyla endeksteki destek ve dirençleri doğru okuyabilmek ve en önemlisi yabancının alımlarına devam ediyor mu etmiyor mu hususunu yakından izlemek kaydıyla endeksin yönü hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bu noktanın da izahından sonra sizlere, evet, yabancı takas oranının son görünümünü sizlere ifade ettim. Önemli bir artış içerisinde olduğunu, ancak endeksteki zayıf seyirde bu artışın yaşanıyor olmasının manidar ve anlamlı görülmesi gerektiğini de vurgulamış oldum. Burada arkadaşlar endeks analizi yapmıyorum. Endeks şuraya gider, buraya gider vesaire tarzında bir yoruma girmeyeceğim. Konu sadece yabancı takasının değerlendirmesidir. Bu nedenle endekse dair teknik bir detaya girmiyorum. Şimdi dedik ki yabancı son aylarda, özellikle son 3 ay içerisinde payını artırmış. İyi güzel de endeks bir yere gitmemiş. Endeksin bir yerden bir yere gidebilmesinde en önemli öncül sektör hangisiydi arkadaşlar? Bankacılık sektörüydü. Bankacılık sektörüne yönelik, total anlamda tüm bankacılık sektörüne yönelik, tüm bankacılık hisselerine yönelik ciddi alımlar olur ise ve ardından da sanayi hisseleri de buna eşlik ederse endekste önemli bir atağın başlamış olabileceğinden söz edebiliriz. Yabancı bu süre içerisinde pozisyonlarını artırırken, o bahsettiğim uzun çubuğun oluşmasını sağlarken alımlar yapmış. Peki hangi hisseleri almış? Ne almış? Arkadaşlar, görmekte olduğunuz tablo Ekim ayı ile 1 Ekim tarihi ile 8 Ocak tarihi ile hemen bugünleri ifade eden yaklaşık 2 aylık bir sürecin yabancı işlemlerini gösteren tablosudur. Gördüğünüz gibi yabancıların hanesi seçilmiş durumdadır ve tüm hisseler bakımından bir taratma yapılmıştır. Garanti Bankası üzerinde yabancılar lot bazında 82 milyon, 83 milyon lot civarında bir artı konumları var. Yani bu son 2 ay içinde yabancı 83 milyon lot Garanti Bankası hissesini toplamış.
Geliyoruz arkadaşlar, ikinci sırada Türk Telekom'u görüyoruz. 54 milyon, 55 milyon lot civarında bir alımı bulunuyor. Yani ilk pozisyonda elinde 175 milyon lot civarında mal varken bu miktar 230 milyon lota ulaşmış durumda son durum itibariyle. Şöyle bir genel olarak baktığımız zaman bankalar içerisinde Garanti'yi görmekteyiz, Akbank'ı görmekteyiz, Halk Bankası'nı görmekteyiz. Ama sadece bankalar bundan ibaret değil. Bir vakıf bankın, bir iş bankasının veya bir yapı kredi bankasının katılmadığını görüyoruz. Demek ki yabancı bankalara ilgi göstermiş ama genel anlamda sektör bazında bütün hisselere yönelik bir ilgi göstermemiş, seçici olmuş. Yine diğer taraftan bakıyoruz, farklı hisseler görmekteyiz. Doğan Holding'i görüyoruz, Şok Marketleri görüyoruz, Koza'yı görüyoruz, Petkim'i görüyoruz vesaire vesaire. Bu tabloyu ekrandan kaydalmak kaydıyla inceleyebilirsiniz isterseniz. Bir de bunu şu açıdan değerlendirmeye bakalım. Dedik ki Garanti Bankası dedik arkadaşlar. Garanti Bankası'ndan 1 Ekim tarihi itibariyle City Yabancı'nın pozisyonu %37.20 oranındaymış. Garanti Bankası'nın, pardon, Yabancı'nın bugün itibariyle pozisyonuna bakıyoruz arkadaşlar. En son bu 9 Ocak tarihini ifade ediyor. Bu bölümü henüz yeni ekledim. %40.98, yani %41. Gördüğünüz gibi %3.5 civarında Garanti Bankası'nda yabancının bir takas oranında pozisyon artışı yaşanmış. Deutsche Bank'a bakalım arkadaşlar. Onunki 30.22'ymiş ama son durum itibariyle 29.93-30 diyelim, minik bir gerileme söz konusu olmuş. Garanti Bankası gibi derin ve hacmi yüksek olan bir hissede yabancının %4 civarında pozisyon artırıyor olması, hele hele içinde bulunduğumuz ekonomik koşulları da dikkate aldığımız zaman, riskli koşulları da dikkate aldığımız zaman bu miktarda bir pozisyon artırıyor olmasını anlamlı kabul edebiliriz. Yani endeksin çok vahim durumlara gelmesi bekleniyor ise yabancının bu miktarda bir pozisyon artışına girmesi de tabii ki düşünülmemeliydi. Diğer taraftan Telekom hissesine bakalım. Az önceki tablomuzda görmüştük. En çok ikinci sırada yer alan, yabancının ilgi gösterdiği son 2 aylık süre için yabancının en çok ilgi göstermiş olduğu bir senette. Evet, bu City Yabancı'nın %22.14 pozisyonu varken Ekim ayında, bugün itibariyle bakıyoruz pozisyonu %31.27, yaklaşık %9 civarında bir pozisyon artışının var olduğunu görüyoruz. Yani yabancı son 2 ayda bu kağıda da önemli bir şekilde ilgi göstermiş. Peki, yabancı, eminim ki merak ediyorsunuzdur. Tamam, yabancının aldıkları bunlar ama neler satmış şeklinde. Konumuz yabancının ne sattığından ziyade yabancı takasındaki artış olduğu için hangi hisselerle bu oranlarını, pozisyonlarını artırmışlar konusu, ama yine de merakları gidermiş olalım. Kardemir'in ve diğer demir çelik sektörünün durumunu biliyorsunuz. Sebeplerini de çok iyi biliyorsunuz. Niçin önemli satışlar yaşandığına dair. Kardemir'de gördüğünüz gibi 183 milyon lot civarında bir yabancı satışının var olduğunu görüyoruz. İkinci sırada ise bir banka hissesi, Yapı Kredi Bankası'nın 66 milyon lot. Yine üçüncü sırada bir başka banka hissesi, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası. Ereğli Kardemir'le aynı kaderi paylaşıyor sebep olarak tabii ki. Ardından Vakıfbank ve Türk Hava Yolları'nı ve İşçi'yi görmekteyiz. Evet değerli arkadaşlar, durum şunu göstermekte ki evet, yabancı takasını artırıyor ancak bilinçli bir şekilde artırıyor. Bilinçsiz bir şekilde her hissede pozisyon almıyor. Bu da bize şunu gösteriyor: alım yapmayı düşündüğümüz veya aldığımız hisselere yönelik bir değerlendirme yaptığımız zaman mutlak surette yabancı ilgisinin ne durumda olduğunu, alıyorlar mı, pozisyon mu artırıyorlar, yoksa hangi niyette olduklarını anlamaya çalışmak çok önemli. Lütfen bir hisseyi alırken veya satarken veyahut da elinizde tuttuğunuz hisseyle ilgili bir analiz yaparken yabancının hangi pozisyonda olduğunu, en azından son 3 günde, son 1 haftada veya son 15 gün, 1 ayda ne yaptığını araştırın, öğrenmeye çalışın. Aracı kurumlarınızı arayarak sorabilirsiniz. Bir analiz veri programı edinerek bunu inceleyebilirsiniz. Emin olunuz ki bir analiz programına, X bir noktaya ödeyeceğiniz belli bir miktardaki para kesinlikle ve kesinlikle sizin için bir zarar, bir kayıp anlamına gelmeyecektir. Çünkü bu gerçekleri yabancının veya
hisse senedi piyasasında ne olup ne bittiğini bilmeden sadece ve sadece ekranlara bakarak vah vah gene düşmeye başladı, aman aman yükseliş başladı gibi boş gözlerle bakmanızın size hiçbir faydası olmayacak, sizi ciddi kayıplardan kurtarmış olacaktır. Değerli arkadaşlar, yabancı takasıyla ilgili olarak yapılan analizim bundan ibarettir. Umuyorum ki önemli noktaları kendiniz adına çıkarabilmişsinizdir. Bu analizlerden ve bu video çalışmalarından anlık bir şekilde haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayınız. Bu arada gerek endeks hakkında gerekse şu son günlerde çok yoğun bir şekilde hareketli olan dolar TL hakkında anlık seans içi yorumlar ve gerek dolar TL'nin gerekse endeksin 2 saatlik, 3 saatlik gibi gün içerisinde kritik noktalarını, kritik destek ve direnç noktalarını belirleyerek yazmış olduğum bazı mesajlar ve tweetler olmakta. Bunlardan da anlık bir şekilde haberdar olmayı arzu ediyorsanız Twitter adresim @HalukCanberk'tir. Sevgili arkadaşlar, umuyorum ki 2019 yılı tüm kayıplarınızın sona erdiği, güzel kazançlar elde edebildiğiniz mutlu, huzurlu ve bir yıl olur. Bu vesileyle yılın ilk endeksle alakalı, borsayla alakalı yorum ve analizini de gerçekleştirmiş olduk. Hoşçakalınız, saygılar ve sevgilerimle efendim.